Yeni köşemiz İtirafım Var'ın Babalar Günü özel bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökçe Tekeci, Radyo Bilkent'te Kreatif Video Üretimi biriminde görev alıyorum. Aynı zamanda Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım bölümünde okuyorum. Ben Doğa, Bilkent Komedi bölümünde okuyorum, Radyo Müzik birimindeyim. Ben Bilkent Üniversitesi öğrencisi Abdullah Hamza Yıldırım, Siyaset bölümündeyim. Radyoda da Haber birimindeyim. Evet baba, seni de tanıyabilir misin? Ben Mehmet Yıldırım, Çorum doğumluyum, ticarette uğraşıyorum. Abdullah Hamza Yıldırım'ın babasıyım, gurur duyuyorum. Ben Mustafa Tekeci, Gökçen'in babasıyım. Matbaacıyım, matbaa işiyle uğraşıyorum. Ben evet. Burak, Doğan'ın babasıyım. Bilkent mezunuyum, 53 yaşındayım. İç mimarlık bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Şimdi baba, elimizde bazı kartlar var, görüyorsun. İçinde evet. Sorular var. Bu sorular biraz birbirimizi zorlayacak sorular. Hı-hı. Sırayla bu soruları birbirimize yönelteceğiz ve dürüst olacağız. Tamam mı? Tamam, istediğin sorudan başlayabilir miyiz? Hayır, baştaki sorudan başlıyorsun. İlk soruyu ben soruyorum o zaman. Tamam. Ama doğru cevaplayacağını ümit ediyorum. Bakarız. Peki. Benden sakladığın bir şeyi itiraf eder misin sevgili kızım? Hangi birini sıralayın? Tamam. Şimdi itiraf edeceğim ama ortam çok gerilecek. Ya senden sakladığım bir şey yok. Bunu öncelikle söyleyeyim. Ya sakladığım bir şey olsa akşamında zaten sana söylüyorum. Evet. Ama şöyle şeyler oluyor tabii ki. Sen o gün içerisinde çok fazla konuşmuyoruz, irtibatta kalmıyoruz. Sen akşam nereye gittiğimi bilmiyorsun. Çünkü konuşmuyoruz. Mesela sabah konuşuyoruz, baba planım şöyle şöyle, akşam şuraya gideceğim diyorum. Ama akşamda hiç konuşmadıysak, benim programım değiştiyse onu bilmiyorsun mesela nereye gittiğimi. Ben senden ne saklıyorum ki ama? Fazla bile anlatıyorum. Ne saklayabilirsin? Sen bana telefonla kızıyorsun, anlatma diye. Evet. Çok anlatıyorum. Annene anlatman gereken detayları bana anlatıyorsun onun için. Hayır, ikinize de anlatıyorum. Olabilir ben ama çok bazı şeylerin babanın duymaması gerekebilir. Ha, ne anlatabilirim? Sakladığın bir şey var mı, ondan bahset. Hayır. Hiç yok. Çok düz bir adamım. Telefonumun hiç. Şifresi bile yok ki benim. Nasıl? Vardı, eskiden birbirimize soruyorduk. Ben seninkini ezber ediyorum. Ama bilgisayarın şifresi var. Evet. Neden? Koymak istemiyordum, zorunlu o. Şifreyi bana verebilir misin? Evet. Ver. Şey... Vere, bu sıkıntı değil bu. Aa ama şey. Kayıt tensiyonu. Evet. Benim bir tane kolyem var. Yeni aldım. Çok güzel. Ama üzerinde bazı böyle semboller var. Ve Türk örf ve adetlerine çok uymuyor. Babama hiç uymuyor. Babam da en sevdiğim diktatör. Yasakladı bu kolyeyi takmamı. Ben de dışarı çıkarken takıp eve gelirken çıkarıyorum bazen. Yani tahmin edebiliyorum tabii böyle bir şey olacağını da. O zaman ben devam ediyorum. Tamam. Baba, bunu hiç zannetmiyorum ama doğum saatini biliyor musun? Doğum tarihini, saatini ve nasıl doğduğuna kadar hepsi ezberimde. Şöyle söyleyeyim, 2004, 15 Mayıs. Çünkü 15 Mayıs aynı zamanda benim de doğum tarihim. Aynı güne doğduğumuz için. Evet. Sabah ezanıyla beraber doğdum. Doğduğunda sen çok korkmuştum seni ilk gördüğümde. Niye? Çünkü ayakların havadaydı, hiç indirmiyordun. Doktor da çok şaşırmıştı. Çok çirkin bir şeydi. Ama şimdi öyle değilsin. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Sabah saat 8.30'da hastaneye gitmiştik. Seni bana gösterdiklerinde galiba 1.5-2 gibiydi. Küçücük. Evet. Bir bebektin. Kurt çok... adam gibi doğmuşum hatta, kıllı mıllı. Evet, biraz uzun kaldığın için. Ben de oradayım. Evet, hafif tüylü tüylü gelmiştim. Kurt adam gibi değil ama böyle baktığımızda böyle buruşuktun. Esmerdim, siyah saçlıydım. Tabii ki. 17 Temmuz 2003, saat 23.45. Hangi huyun bana çektiği için mutlusun? Ya da böyle bir mutluluğun var mı bana çektiği için? Ya estağfurullah, var tabii ki. İnat duygusu. Nasıl? İnat duygusu. İnatçı olmak istiyor. Dedim yani evet yani. Ya yok, hayır. Ben birçok konuda seni örnek alıyorum. Şimdi sen çok dürüst bir insansın. Bizi de öyle yetiştirdin. Herhalde dürüst olduğum için, yani sana bu huyum çektiği için. Hadi bakalım. Oh. Ben bunu çok söylüyorum. Annem nefret ediyor bunu söylememden. Çok kıl bir insanım ben. Gerçekten çok kıl. Kıllarından mı geçtin? Evet. Vallahi. Dümdüz hem de. Çok kıl mıyım ben? Oldukça. Ama ben daha kılım. O yüzden. Öyle mi? Evet. Kılıkta yarışıyoruz ya. Hayır. Nasıl? Boynuz kulağa geçti. Geçti mi peki? O zaman devam edeyim. Devam edelim. Senin yaptığın ama benim yapmamamı istediğin bir şey var mı? Aa, çok güzel bir soru. Çoktan yapmışımdır bu. Tahminen.
Ben hayatta her şeyi isteyerek yaptım. Başarıya ulaştıysam da bunların sebebi, yani deneyerek, yanılarak yaptım. Hiçbir şey yok. Ben onları yaparak başarıya ulaştım. Neyi yaparak? Yani neyi yaparak başarıya? Her şeyi deneyerek, yani her şeyi tecrübe, her şeyi tecrübe ederek tabii ki. Yaptığım ama senin yapmak istediğin çok şey var. Ne? Bunlardan biri mesela yelken yapabilirsin, dalış yapabilirsin, ha, biraz sporla ilgilenebilirsin. Hı-hı. Bunlar çok keyifli şeyler olur ama yok ya, sen daha az şey yapıyorsun, daha çok şey yapmıyorsun. Yani. Biraz hobi edinmen lazım. Var hobim. Ne var? Bilkent'te okuyorum. Aslında var. Yani belki burcundan dolayı, ben Koç burcuyum. Çok böyle uçar, çok böyle daldan dala atlayan bir insan, öyle bir şey yapmanı istemem mesela sen. Yani biraz daha kararlı olmanı tavsiye ederim. Ama ben de öyleyim biraz. Oo. Hangi huyumu değiştirmek isterdin? Hmm. Benim huyumu. Oo, çok var. Çok var, evet, say bakalım. Çok her şeyin farkında olmanı değiştirmek isterdim. Yani gerçekten her şeyi çok anlıyorsun. Hani çok akıllısın. O yüzden bak, gerçekten sana yalan söyleyemiyorum. Çok inatçısın ama. Şimdi unuttuğum bir şey var. Sen de öylesin. Çünkü biz Boğa burcuyuz. İkimiz aynı günde doğduğumuz için. Bu evet, bu özelliğimi ben de sevmiyorum ama vazgeçemiyoruz. Doğamız gereği en aza indirmeye çalışırım. Çok ciddi bir resting bitch face'in var. O ne ya? Şöyle duruyorsun ya. Çok sinirli böyle duruyorsun. Ama senin tepkisiz ve ifadesiz değil mi? Hayır, sinirli duruyorsun. Kaşların çok agresif. Kestireyim kaşları. Oldu. O zaman ben devam ediyorum. Ya birçok şeyde ben tahmin ediyorum. Hani rahatsız oluyorsun bazı huylarında ama hangi huyumu değiştirmek isterdin? Yani seni değiştirmek istedim. Ben öncelikle seninle yani gurur duyuyorum oğlum olduğun için. Fakat sevmediğim tabii ki huylarım var. Buraya gelirken bile radyoya gittiğinde konum at demiştim. Atmadın veya eve geçtiğinde beni ara dediğinde aramıyorsun. İşte bir anne baba olarak, çünkü siz de ileride anne baba olacaksınız. Niye hep arıyor diye sorabilirsiniz. Fakat anne baba hep merak ediyor. Doğru. Siz de bunu anne ve baba olduğunuzda siz de yaşayacaksınız bunları. Yine hangi birini sayayım? Yok, yani çok fazla öyle değiştirmeyi düşündüğüm bir huyun yok. Çünkü hani doğduğunuzdan beri yanımda olduğunuz için nasıl geliştiğinizi, nasıl büyüdüğünüzü, nasıl karakterinizin oluştuğunu biliyorum. Baba, politik cevap ver. Yok, politik değil, gerçek bu yani. Hayır, bir tane seç ya. Şu oyun biraz şöyle olsun. Çok nazlısın mesela, o olabilir. Yani o kadar naz... Eskiden göbek adım Naz benim derdi Elif. Hayır, Ece, nazlı. Nazlı ya, Nazlı derdi. Bilgisayar başında olup uzun süre oyun oynaman konusunu bırakmanı isterdim. Hayır. Ve bu huyu değiştirip biraz daha makul saatte yatmanı tercih ederdim. Benimle yapmaktan en çok keyif aldığın şey nedir? Eskişehir'deyken kafelerde oturur, çalışırdık. Sonra benim çalışacak hiçbir şeyim kalmadı. Hmm. Mezun olmadım, bir şey olmadı yani. Bilmem, yaşlandım. Yaşlandım. Evet, bakasım keyif yani. Keyif almıyorsun artık çalışmaktan. Benim de iş tempom düştüğü için artık kafelerde çalışmıyorum. De kafeye gidip ne yapıyorsun? Kahve içiyorum. Oturuyor musun öyle? Evet, kendimle ilgili ufak tefek işler yapıyorum. Hayatımı toparlıyorum. Hmm. Defterlerim var benim, yapılacakları yazıldı. Evet, benim de çok defterim var. Yani seninle yapmaktan birçok şeyde keyif alıyorum. Yani en başta sohbet etmekte çok keyif alıyorum ama seninle tatile gittiğimizde çok ayrı oluyor. Orada yaşadığımız olaylar, komik olaylar güzel oluyor. Bana vermek istediğin bir öğüt var mı? Oo. Öğüt çok. 3 sayfa öğüt tutmuştum senin için. Karar verirken çok acele karar verme. Ölç. Bir fevri davranma. Sadece aklınla düşün. Kalbinle gör. Hayatı iyi oku derim. Gerçek öğüttür bu. O kadar. Şey, Facebook'a yazınca bulabileceğim. Hayır değil. 2009 Facebook minyon üzerine yazmışlar bunu. Hayır değil. Bana en son ne hakkında yalan söyledin? Dürüstüm demeyecektim başta. Hadi bakalım. Kesin para hakkında yalan söylemişimdir. Param nasıl? Yok demişimdir. Biraz önce itiraf etti aslında başka bir soruda. Ama yine de... O yalan sayılmaz. O yalan sayılmaz. O gizleme. Bu da yalan değil bu arada. Bu da hani eksik vermediğim bir bilgiydi sadece. Şimdi geçen hafta mı ne? Eve geç geldim.
Sonra seninle bir kavga ettik ya. Orada dedim ki kütüphaneden geliyorum. Ama yemin ederim ki kütüphaneden geliyordum. Sadece son 15 dakikası Enes'in doğum günüydü. Dedim ki evin önüne gideyim bir pasta alayım, üfleteyim, yazık çocuğa. Öyle yapıp eve geldim. En son ne yaptığımda benimle gurur duymuştum. Seninle çok uzun zamanlar bir futbol hayatın oldu çocukken. Evet. Ve ben her seferinde, her seviyesinde seninle beraberdim. Evet. Unutmuyorum, Pursaklar'da bir takım ismi aklıma gelmiyor. İlk gol attığında çok mutlu olmuştum. İlk ve son gol. İlk ve son goldü. Jübileyim oraya. O zaman çok mutlu olmuştum. Bir anda hayaller kurdum. İşte Messi, Ronaldo işte geliyor, işte bu benim oğlum falan gibi. Ama sonraki şeyde baktım ki olmadı. Ama bu en son değil baba ya. Bu bayağı oldu üstüne. Yok yani tabii ki. Ama şöyle, gurur duymama vesile oldu. Yani ilk, çünkü emek vermişiz. 2 yıl, 3 yıl sürekli futbol, sabah akşam. Her zaman futbol. İşte ilk maça çıktığında da, gol attığında baba olarak tabii ki ben gururlandım. Bilkent'i kazanmam. Yani o onda çok önemli bir şey benim için. Çok önemli. Daha doğrusu Bilkent'i tercih etmem. Yani birkaç tane seçeneğim vardı ama Bilkent'i tercih etmem beni çok gururlandırdı. En son, valla en son değil, uzun süredir Radyo Bilkent'te programlarını dinlerken, oradaki o neşeli konuşmaların, oradaki konu anlatımların her seferinde gurur duyduruyor. Babaannen de radyoyla başlamıştı TRT hayatına. Evet. O olsaydı o da gurur duyardı diye düşünüyorum. Ya. Kore kalbinden. Aynı şey. Atıyor ama bak benimki sanırdığım gibi. Jukebox her cuma 19-21 arasında 96.6 frekansı ve radyobilkent.com'da. Evet, sorularımız bu kadardı. Teşekkürler geldiğin için babacığım. Ben de teşekkür ederim. Çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Şimdi Give Me a Gift sponsorluğunda benim sana minik bir hediyem var. Babalar Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sağ ol. Vallahi sadece Babalar Günü kutlu olsun demen yeterliydi. Hala söylemedim, bunu biliyorum. Babalar Günün kutlu olsun. Teşekkür ederim canım kızım. Hiç gerek yok. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz gerçekten. Ne demek? Oo, çok teşekkür ederim. Tam Babalar Günü. Sen kutuya bakarken ben de biraz bu girişimden bahsetmek istiyorum aslında. Give Me a Gift, Bilkent'li bir öğrencinin kurduğu bir marka. Size böyle özel günlerinizde çok güzel konseptli kutular hazırlıyorlar. Ben böyle genelde hediye alırken falan çok zorlanırım, seçemem. Hatta ablam alır. O yüzden benim için böyle hazır yapılmış bir şey çok güzel oluyor. Siz de eğer bu markaya bir göz atmak isterseniz Instagram sayfasında buradan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim kızım. Çok teşekkür ederim. Her zaman sizler bizim başlangıcımızsınız. Çok teşekkür ederim. Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Siz de İtirafım Var'ın yeni bölümlerini kaçırmamak için Radyo Bilkent YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenin lütfen. Baba, demek istediğin bir şey var mı? Evet, ben hediyeler çok güzel, çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Radyo Bilkent'i takip etmeyi ve programlarını da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.